Çok güzel bu boy aldım. Bunların büyükleri de vardır ha. Aşkım ne yapıyorsun? Abla ne yapıyor aşkım? Ey seni yerim seni. Çırakları. Evet. Evet, bizim banyo paspasımızı yapıyor abla. Yavaş aşkım. Çocuklar kırılmış. Merhaba demek ister misin Emancığım? İstemiyorum. Paspas kestirmek istedim. Açıkçası zaten dikkat et bebeğim. Zaten yani banyo paspaslarının fiyatları yani 40 lira 50 lira falan galiba yanlış hatırlamıyorsam. Tabii daha pahalıları da var ama ben dedim ki neden kendi istediğimi kendim döşeyip de kendim yaptırmayayım diye düşündüm. Ve gidip kesmeye karar verdim. Desenini falan zaten gördünüz. Serersem eğer tekrar size gösteririm. Bir de balık falan aldık. Tabii ki kaçınılmaz. Bir pazar günü. Buğulamayı falan yapmayı düşünüyorum. Afiyet olsun bize. İşte 5 yaş sendromu tam da böyle bir şey. Ergen. Sayın Ergen. Neyse arkadaşlar eve gideceğim. Bu arada annemleri falan da çağırdım ben. Ne oldu? Cama mı bastın? Eymen sakın oralara basmayın. İşte rezalet bu ya. Şu bu ne ya? Oturulan yerde şişe patlatmıştı. Hadi gel aşkım. Ne oldu? Gel aşkım cama sakın basma. İşte bizim insanımız böyle yani. Cam şişe patlatır. Çöpleri kenara sağa sola fırlatır. Yani hiçbir şekilde düzen yok. Tertip yok. Bir şu camı açın. Biz eve geldik. Size aldıklarımı göstereceğim arkadaşlar. Bunlar benim haftalık alışverişim. Tabi aylık bitenler de var. Şimdi size ilk önce şöyle sebzelerden falan başlayacağım. Böyle domates aldım. Sonra karnabahar aldım. Azıcık muz aldım. Nektarı aldım. Bir tane havuç evde vardı zaten. İki tane daha fazladan alayım dedim. Şimdi salata falan yapacağım çünkü. Balığı ayıklattırdım bu arada arkadaşlar. Gerçekten büyük kolaylık oluyor. Şimdi ben birazdan bunların kılçıklarını içinden çıkartacağım. Çünkü buğulamada kılçıklarının içeriden çıkması lazım. Birazcık kuşburnu marmaleti aldım. Bunu da çok seviyorum ben. Kırmızı turp aldık 2 tane. Şeftali aldım 3 tane. Yani arkadaşlar böyle az az alıyorum. Çünkü ben haftalık yapmayı hani yedikçe almayı daha çok seviyorum. Taze oluyor hem. Şöyle mandalina aldım. Zeytin aldım. Bu zeytini gerçekten çok seviyoruz. Ezine peyniri aldım. Az aldım ama denemek için. Çünkü bende bir şey var. Peynirle ilgili bir sıkıntım var. İşte birazcık biber aldım. Bu köy biberi. Böyle ufak ufak böyle kızartmalık, sosluk falan güzel oluyor bunlar. Böyle salata aldım. Çok fazla salata almayı sevmiyorum. Yeşil zeytin aldık. Şunu Hakmar'dan aldım. Bilmiyorum hiç denediniz mi arkadaşlar ama ben ilk defa deneyeceğim. Böyle vanilyalı bizim belki Karadenizliler biliyordur. Böyle Karadeniz'de böyle dolu dolu böyle bir gofret tadı şey tadı var vanilyalı. Çocukluğumdan gelen bir şey bu. Bunu görünce dayanamadım. Bilmiyorum ama Karadenizliler mutlaka biliyorlardır bunu. Bir tane salça aldım. Annem bu arada gerçekten enfes bir salça yapmış. Çok beğendim. Ama ne olur ne olmaz Eymen belki yemek istemez falan diye. Ben dedim hani gene de bir tane alayım. Çünkü Eymen'de bir şey var arkadaşlar. Yani normal domates yemiyor ama salçayı yiyor. Yani salçayı sabah kahvaltısı falan böyle. Yani biz de çocukken çok fazla yerdik. Böyle tost arası işte ne bileyim yumurtalı salçalı işte falan. Hani çok severdim ben de çocukken gerçekten. Hiç unutmuyorum. Komşumuzun evine giderdik. Birlikte falan alırdık yani arkadaşımla salçalı yumurta yaparlardı. Burada
Evden beni seçtikleri falan bir tane meyve suyu aldı. Bir de tabii ben böyle paket halinde aldım. Bunu da Hakmar'dan aldım. İlk defa deneyeceğim. Burada 30'lu bir yumurtamız var. Alışverişimiz bu kadar. Şimdi bakın şuralar. Kulplar falan vardı. Bu kulplar sallanmaya başladı ve bir tanesi elimde kaldı tabii ki. Ben de bu yüzden bundan aldım. Yani çok yakışacağını düşünüyorum bu şekilde. Anne. Efendim aşkım? Ben şey söyleyeceğim. Söyle bebeğim. Süt. Süt mü istiyorsun? Aha. Tamam aşkım. Gece de yürürüz. Olmaz mı? Neden? Ben şimdi bunları bir yerleştireyim. Ondan sonra size banyo halamı da göstereyim. Onu da görmek istersiniz diye düşünüyorum. Şu şekilde seçtim. Zaten şeylerim de turuncu. Ama tabii eğmencim kırdı birazcık. O sıkıntı değil. Siz de bu şekilde kestirmek isterseniz gerçekten. Bunlar zaten şey halıları. Göstereyim ben size. Şöyle. Kenarlarına overlock falan çektirdiler zaten. Bunlar böyle kaymaz. Umarım beğenmişsinizdir. Aşkım sen ne yaptın? Garaj mı yaptın? Evet. Çok güzelmiş. Bakayım arabalarına. Ya çok güzel yapmışsın bir tanem. Garajın hayırlı olsun. Ben Eymen'e çok fazla oyuncak almıyorum arkadaşlar. Sadece böyle olanlarla falan oynamaya çalışıyor. Yani birçoğu da kırık zaten. Tabii ona zarar verecek şekilde olanları kaldırıyorum. Ben şimdi malzemelerimi koydum. Bir tane domates koymayı düşünüyorum. Tabii bu isteğe bağlı. İsterseniz koyabilirsiniz. 4 tane soğan, 3 tane patates koyacağım. Burada salatamızı falan yaptık. Aslında kıvırcık olsaydı daha güzeldi ama kıvırcıkları hiç beğenmedim. Birazcık turp koydum. Bunlar bol limonlu. Limonu çok seviyorum gerçekten. Şimdi ben bunları süzeceğim. Turbu yemek için bu arada sakın onu karıştırmayın. Oraya kestim koyduk. Sizi sabitleyelim ince. Soğanlarımızı birazcık alta koyalım. Böyle bol soğanlı falan olunca gerçekten güzel oluyor. Seviyoruz. Böyle köyde o kuzenenin ne olduğunu bilenler bilir mutlaka. Karadeniz'de olan arkadaşlarım. Kuzeninin üstünde yapardık böyle çocukluğumda. Gerçekten çok severdik. Özellikle kış falan geldiğinde. Böyle bol soğanlı böyle yuvarlak yuvarlak koyuyoruz. İlk önce şimdi patateslerimi de aynı şekilde yapacağım. Ben çok sulu sevmiyorum arkadaşlar. Bunu kendi suyuyla falan pişirmeye daha çok gayret ediyorum. Kendi suyuyla piştiği zaman gerçekten çok güzel oluyor. Çok lezzetli oluyor. Maydanoz falan da koyacaktım ama maydanoz bulamadım. Yani aslında vardı böyle kendinden geçmişlerdi gerçekten. Yani çok böyle içime sinmedi, beğenmedim. Size bir gün hamsili pilavın da nasıl yapıldığını gösteririm. Yani kendimce daha doğrusu. Yapıldığımız seviliyor, yeniliyor da. Güzelce yıkadık. Tarhana çorbası falan da var. Yanında salatamız var. Rabbim olmayanlara da nasip etsin. Rabbim yemeği de nasip etsin. Azıcık da şöyle domates falan koyalım üstüne. Domates de tat versin. Aslında fırında falan da çok güzel oluyor. Bol limonlu olursa daha. Ben çok beğendim gerçekten kulpları. Bence gayet güzel olmuş. Şurada birazcık delik oldu ama bu normalde uzun bir şeydi ama burayı kapatırım diye düşünüyorum. Bakalım ne yapacağım bilmiyorum.
Soframız hazır. Tarhana çorban vardı. Birazcık turşum falan, turp. Rabbim olmayanlara da nasip etsin inşallah. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Efendim aşkım. Al bakalım.